Kardeşler, bir başka tembelliğin, uyuşukluğun nedenleri ve gerekçelerini konuşuyoruz. Eğitim hatalarıdır. Eğitim hataları da ciddi bir şekilde tembellik nedenidir. Bir örnek veriyorum. Bu çocuk memleketin en yüksek puanını alsın diye uğraşmak tembellik nedenlerinden biridir. Neden? Yedi, içti, kalktı, oturdu, sabah akşam matematik çalışıyor. Başka bir şey çalışmıyor. Veya işte Kur'an çalışıyor, tecvid çalışıyor. Hayattan bağı kopuk birini yetiştiriyorsun sen. Hayat sadece üniversitede birinci olmak veya Kur'an hafızı olmaktan ibaret mi? Çocuk bir yaşından itibaren kaşık tutuyor. 5 yaşından itibaren kendisi yumurtasını kırıp yiyebiliyor. Olması gerekiyor. Hayata sadece dersle tutunan, bunun dışındaki her şeyi hazır almaya alışmış birisine tembellik aşısı yapılıyor demektir. Yeri geldiğinde koltuktan aşağı düşen çocuğu bile şöyle bir göz ucuyla baktın, kırılmadı bir yeri, kalksın. Her vak diye ağladığında 112'yi çağırıp çocuğu kurtarmaya kalkarsan bu çocuk merdiven inmeye ve çıkmaya da üşenecek ileride. Tembellik yatırımı yapmış oluyorsun çocuk için. Sadece imtihanlara çalışıyor. O imtihan kazansın, tuvalete bile gitmesin. Durduğu yerde tuvaletini alırız, zararı yok. Yatalak hasta gibi. Yeter ki imtihana çalışsın. Yeter ki derslerine çalışsın. Böyle besi tavuğu beslenir. Tavuk bir yere kilitlenmiş, önüne yem konuyor, arkasından yumurtası alınıyor. Yem konuyor, yumurtası alınıyor. Hayvan için bu eğitim sistemidir. İnsan hayat için, yeryüzü için yaşamalıdır. Mesela bir çocuk bilinçli bir şekilde, bir baba, bir anne yolda arabayı bozup bir köy yolunda, çalışmıyor araba, mecbur köye yürüyerek gideceğiz deyip günün birinde çocuklarını 5 kilometre yürütmeli, kimi omuzuna al beni, ben gitmiyorum, geri gidelim diye diye köye götürmelidir. Yürümek diye bir kabiliyeti kayboldu insanlığın. Yürümek kabiliyetini kaybetmek üzere insanlık. 2 katlı evde asansör olur mu? Olur tabii, merdiven çıkma yeteneği yok, körelmiş. Böyle bir eğitim olmaz olasıydı. Her gelen teknolojik cihaz elimizdeki bir kabiliyetimizi köreltiyor. 2 kere 2 4, 4 kere 4 16 diye 3 defa üst üste söylesen belki filan puanı almış bir çocuk bile cevap veremiyor, çünkü makineye bakması lazım. Rakamlar büyüdü, çoğaldı. Her şeyimizi makineye yaptırma hastalığımız gelecek neslin aleyhine bir yatırımdır. Gelecek nesle kötülük yapıyoruz biz. Yürütmeyi, yemek yemeyi, artık zaten her şey de rendelenmiş, pişirilmiş olarak geliyor. Yemek pişirmeye de imkan yok. Neredeyse gelecek kuşak çiğnemeyi tembellikten dolayı yapmayacak. Şöyle karnından bir yerden bir boruyla yemek atılacak herhalde. Solunum içinde bir fan filan koymak lazım. Çünkü solunum yapmak da bayağı mesafe, vakit istiyor. Tembellik sadece fabrikaya gitmek değildir. Düşünmenin de tembelliği var. Kendi zevklerine karşı da insan tembel olabilir.